dış politikada göz boyamaktan, Davos'ta tiyatro oynamaktan başka bir şey yapmayanlar, daha dün İsrail'e Van Mir diyenler, bugün aziz dostumuz diye İsrail'in etrafında pervane gibi dolanmaya başladı. Sorarım sizlere, ne çabuk unuttunuz Filistinli çocukları, ne çabuk unuttunuz mazlum halkların mücadelesini, ne çabuk unuttunuz siz öldürmeyi iyi bilirsiniz dediğiniz insanların yüzlerini, insanların isimlerini. Ama biz unutmadık. Sizin dostum dediğinize düşman, düşmanım dediğinize dost olduğunuzu unutmadık. Sayenizde Orta Doğu'da hiçbir inanırlılığımız, hiçbir güvenilirliğimiz kalmadı. Mısır'da öldürülen Esma'dan bahsederken yanı başınızda Roboski'de, Cizre Şur'da yapılan Türkmen, Kürt, Arap, Hristiyan ve Alevi katliamlarına gıgınızı çıkarmadınız, gıgınızı. Çünkü sizlerin ölen çocuklardan daha çok neyi sevdiğinizi biliyoruz, bunu da unutmadık. Bosna paralarını faize koyduğunuzu, Deniz Feneri'nde toplanan paraları iç edenleri nasıl koruduğunuzu biliyoruz, bunu da unutmadık. Dünyanın geri kalanıyla tarihsel bağlarınızın olduğunu söylüyorsunuz. Aslında bu söylediklerinizde doğruluk payı var. Çünkü sizler İran'a Reza Sarraf'la, Suriye'ye el-Nusra'yla, Mısır'a Müslüman Kardeşler'le, Irak'a IŞİD'le bağlısınız. Sizin tarihsel bağ dediğiniz şey siyasi çıkarınızdır. Altın ticaretiniz, silah ticaretiniz, mezhepçi siyasetiniz, ayakkabı kutularında sakladığınız halkın paralarıdır. Ayakkabı imalatçısını bitirdiniz, zeytin üreticisini bitirdiniz, çiftçiyi bitirdiniz, ticareti bitirdiniz. Yaşlı elleriyle, yorgun bedeniyle ömrünü zeytine vermiş nenemi, dedemi bitirdiniz. Ama siz ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, Ali'nin, Ömer'in, İsa'nın kardeşliğini bozamayacaksınız, bitiremeyeceksiniz. Yitirdiğimiz askerlerimizin, kan gölüne dönen bir coğrafyanın birbirine düşman haline getirilmiş insanlarımızın dili, dini, ırkı ve inancından ötürü sokak ortasında yine kardeşi, komşusu, arkadaşı tarafından linç edilmesinin tek sorumlusu sizlersiniz. Bu yüzden barış kelimesini ağzınıza almadan önce ellerinizi temizleyip vicdanınızı sorgulayacaksınız. Ondan sonra bu kürsüde barıştan dem vuracaksınız. Bizler ne bu dünyayı kan gölüne çeviren savaş yanlılarının kuru gürültülerine pabuç bırakırız, ne de ezene, sömürene, kan dökene, yetim hakkını çalana meydanı bırakırız. Bizler Mustafa Kemal'in devrimci ruhunu, Mahir'in o dağ yüreğini, Anadolu'nun bağrında harmanlanan bağımsızlık ateşini yüreğinde taşıyan, yaşasın tam bağımsız Türkiye diye haykıran denizlerin çelik iradesini almışız da gelmişiz. Ne soyguncuya meydanı bırakırız, ne hırsıza, arsıza bu ülkeyi teslim ederiz. Biz olduğumuz sürece ne sultanlar, ne padişahlar, ne de diktatörler bu ülkede rahat yüzü görmeyecekler. Seçim kazananlar, tarihin şaşmaz defterine her şeyin kaydedildiğini aklınızdan çıkarmayın. Çünkü biz unutmadık, unutturmayacağız. İnsanlık sevgimiz, gelecek güzel günlere inancımız, medeniyetlerin, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın iç içe geçtiği bu coğrafyaya indirilen semavi dinlerin şehrinden, Hatay'ımızdan, Miray bebeğin dünyalara bedel kokusunu yüreğimizde taşıyarak, Türkiye'de, Orta Doğu'da, dünyada barışı haykıracağız, barışı haykıracağız, barışı haykıracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.